Burada Tahsin Nahit isimli sanatçımızın eserlerini göreceğiz. Tahsin Nahit nereden gelecek aklımıza? Tahsin, Tahin. Tahsin, Tahin. Tahsin sözcüğündeki S harfini çıkarttığımızda ne kaldı? Tahin. Tahsin, Tahin. Ya da Nahit nereden gelebilir aklımıza? Nohut'tan gelebilir. Nahit, Nohut. Tahsin Nahit, Tahin Nohut. Peki, burada bir Osmanlı padişahı görüyoruz. Osman'ı Sani. Ne içiyor? Sani. Evet, Avrupa'dan ona Sani göndermişler. Ancak farklı bir Sani. Sani'nin içerisinde bir ne görüyoruz? Tarak. Tarak'tan aklımıza hangi eser gelecek? Talak gelecek aklımıza. Ve baktığımızda Osman Sani burada oturuyor. Peki sakalları var mı? Hayır, çünkü köse. Köse'den aklımıza ne gelecek? Kösem Sultan Osmanlı'da bir. Köse Sultan, Kösem Sultan. Osmanlı padişahı Sani içiyordu. Osman Sani ve ona bir de Avrupalılar ne gönderdiler? Taraklı Sani'nin dışında bir de kemer gönderdiler. Ve bu kemer nasıl bir kemer? Zehirli bir kemer. Kamer ve Zühre şairidir. Tahsin Nahit, Tahin Nohut'tan geliyordu aklımıza. Kamer ve Zühre şairi olarak da tanınmıştır kendisi. Peki Kamer ve Zühre nereden gelecek aklımıza? Burada bir kemer görüyoruz. Kemerden ne gelecek aklımıza? Kamer gelecek. Zehirden ne gelecek aklımıza? Zühre gelecek. Kamer ve Zühre şairi. Kemer ve zehirden geldi aklımıza. Kamer ve Zühre şairi. Ve bu köse sultanımız Osmanlı padişahımız Osman-ı Sani bunları yemeden içmeden önce, kullanmadan önce bu kemeri, bu saniye içmeden önce kimi çağırır? Ruhu çağırır. Ruh orada hemen bunları yer içer kullanır. Sonrasında bir sıkıntı yok ise, zehir falan yok ise Kösem Sultanımız, Osmanlı Padişahımız bunları kullanır, yer içer. Ve sonrasında ruh bir kay da gel der. Ruh bir kay, ruhu bir kayd. Ruhu bir kayd. Ruh bir kayda gel dedi. Eserin adı Ruhu bir kayd. Ve ruh görür, der ki bu sefer olay başka. Çünkü zehirli bir kemer var. Buradaki sani normal bir sani değil. İçerisinde tarak var. Ve ruh hicranlar içerisindedir. Neden hicranlar içerisinde? Çünkü durum farklı. Her an ölebilir ruh. Hicranlar içerisinde kayarak gelir. Ben başka der ruh. Ben başka. Çünkü bu köse sultan bana çok güveniyor. Ben başka, diğerleri başka. Benim dışımda kimseye güvenmem diyor. O yüzden bunu yapmalıyım diyor. Ruh bir kayar hicranlar içerisinde, ben başka diyerek kemeri takar, zehirli kemeri, saniyi de içer, taraklı saniye, ve sonrasında ölür. Öldükten sonra Osmanlı padişahımız Kösem Sultan çok sinirlenir. Hemen Bursalı Hale'yi çağırtır. Bursalı Hale der ki bak der, ruh öldü der, bana suikast düzenlemek istedi Avrupalılar der. Ve Bursalı Hale'de öyle bir aşk vardır ki, vatan aşkı. Aşkımız için her şeyi yaparım der Bursalı Hale. Bir mücadeleyi hissiyeye başlar Bursalı Hale. Yani hisli bir mücadelesi vardır. Ve bu Avrupalılarla mücadele edecektir. Köse Sultan der ki git şuradaki Avrupalıların kaçırdıkları bizim Jön Türkler var der. Gördüğümüz gibi 3 tane yakışıklı Türk. Bunlara ne diyoruz? Yakışıklı sanatçılara ne denir? Jön denilir. Jön Türk Türkleri al, sanatkarları al, Avrupa'dan, hapishaneden kaçır, onları ne yap? Firar ettir. Ve baktığımızda Jön Türkleri, sanatkarları firar ettirir, adaların üzerinden geçirir. Adaların üzerinden neden geçirdi? Çünkü diğer bir adada nedir? Adalar şairidir. Kimin? Tahsin Nahit'in. Ve Bursalı Hale Jön Türkleri, sanatkarları firar ettirerek getirir. Getirirken bir de yanında ne vardır? Sanatkarların hoşuna gitsin diye yolda gitar çalayım der. Gitarında akort ettirmiştir. Akortacı da. Bir eserin adı da Akortacı. Bursalı Hale ve Bursalı Hale der ki oradaki Jön Türklere Tahin Nohut yiyin der 40 mahfazanın içerisinde. Ve burada gördüğümüz gibi ellerinde ne varmış onların? 40 mahfaza. Evet, mahfaza nedir? Muhafaza eden şeylere ne denir? Silahları muhafaza eden şeylere ne denir? Mahfaza. Ve bunlar kırılmış mı? Evet. Kırıldıkları için bu mahfazalara biz ne diyoruz? Kırık mahfaza diyoruz. Kırık mahfazaların içerisinde Jön Türkleri sanatkarlara firar ettirirken Tahin Nohut yedirmektedir güçlensinler diye bu Jön Türklere.
ve Jöntürklere der ki rakibe giderken bir çiçek bir böcek götürüyoruz. Öncelikle güzel bir giriş yapmalıyız. O yüzden rakibe ne götürüyormuş bunlar? Bir çiçek bir böcek. Aşkımız, bizim vatanımız aşkımız diyor Bursalı Hale, gördüğümüz gibi. Bursa spor forması da var Bursalı Hale'nin. Ve dikkatli olun diyor onlara. Bir mücadeleyi hissiye ruhunu yitirmeyin diyor. Bir mücadeleyi hissiye de bir eserin adıdır. Hissidir, vatan aşkıyla doludur. Mücadelecidir. Bir mücadeleyi hissiye aşkımız. Ve bunların elinde ne vardı? Kırık mahfaza vardı. Ellerinde oradan ne yiyorlardı? Tahin, nohut, Tahsin, Nahit. Ve buradaki kırmızı olanlar eserlerin adıdır. Baktığımızda Tahsin, Nahit, Tahin nottan geliyordu. Aklımıza Tahsin'e ait burada ne vardı? Tarak. Tarak'tan aklımıza ne gelecek? Talak. Eserleri sayıyoruz. Kırmızılar eser dedik. Kırmızıların içindeki beyaz yazılar. Sonrasında burada Sani içiyordu Osmanlı Padişahı. Osmanlı Padişahı Sani içiyordu Osmanlı Sani. Kendisi köseydi Kösem Sultan. Ruha ne diyordu? Ruh bikay diyordu. Ruhu bikay. Ve hicranlar içerisindeydi ruh. Hicranlar. Ben başka diyordu. Ben başka. Ve sonrasında baktığımızda burada kim var? Bursalı Hale. Elinde ne vardı? Akort edilmiş gitar, akortacı. Ve sonrasında ne götürüyordu rakibe? Bir çiçek, bir böcek. Bir eserin adı da nedir? Rakibe. Neyimiz var bizim diyordu? Aşkımız. Diğer bir eseri, bir mücadeleyi hissiye içerisinde olun diyordu. Bir mücadeleyi hissiye. Ellerinde ne var bunların? Kırık mahfaza. Yukarıda baktığımızda bunlar neydi? Jöntürk. Bunlar nedir? Sanatkarlar. Bunlar ne yaptırıyordu bunlara? Firar ettiriyordu. Ve bu Tahsin'le ait biz aynı zamanda Adalar şairi diyoruz ve aynı zamanda Kamer ve Zühre şairi diyoruz. Sanatçımız kimdi? Tahsin Nahit.